Avrupa'da petrol yok, doğalgaz yok, kömür yok. Ne üretecek olsa bunu bir şekilde dışarıdan ithal etmek zorunda. Ve Rusya-Ukrayna savaşı da öyle bir katmerledi ki meseleyi. Tabii doğal olarak hepsi Rusya'ya bir karşı duruş sergilemek ve ondan ticareti durdurmak durumunda kaldılar. Tabii delikanlı adamlar. Yani işine gelmeyen, ideolojisine ters bir şey olunca hemen ticareti kesiyor. Kime benzemiyor? İsrail'le hala ticaret yapanlara hiç benzemiyor. Bakıyorsunuz kim İsrail'le ticaret yapıyor diye. Ben yapmıyorum ama Türkiye'de birileri hala yapıyor. Büyük büyük gemilerle yapıyor. Yap kardeşim yap. Benim umurumda değil senin ne ticaret yaptığın da. Kalkıp niye yalan söylüyorsun? Niye ortalığı ayağa kaldırdın da hala kürecik radar üstünden İsrail'e istihbarat bilgisini sağlayan ülke olma özelliğini devam ettiriyorsun? Ortalığı ayağa kaldırdın da niye hala onlarla milyarlarca dolar ticarete devam ediyorsun? Kaldırma o zaman ortalığı ayağa. Bak seçime yaklaştık. Bütün İsrail propagandası bitti. Farkında mısınız? Niye? Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir mitinginde bir vatandaş İsrail'le ticareti durdurun diye döviz açtı. Kolluk kuvvetleri yaka paça kişiyi aldı. Çünkü bu gerçek. Bu yalan değil. O söyledikleri yalanın içinde bir gerçek var. Hala onların elinde Filistinli. Belada onlara yeter. Hiç merak etmeyin.